Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Pamukkale Üniversitesi'nden bir haberle başlıyoruz bültenimize. Pamukkale Üniversitesi'nde deprem bilimi ve mühendisliği laboratuvarı kuruluyor. Çalışmalar bir yıl önce başladı. Şemsettin Terzioğlu deprem bilimi ve mühendisliği laboratuvarında incelemelerde bulunan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan Metropol TV'ye özel açıklamalar yaptı. Ülkemiz maalesef deprem kuşağında yer almış bulunmakta. Biz de Denizli Ege bölgesi de deprem kuşağında yer alıyor. Dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi'nin TABAŞ'tan beri jeoloji mühendisliği bölümü var ve deprem araştırmaları çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bizim dönemimizde bir yıl oldu mu hocam? Bir yıl önce Japonya'da çalışan yine bir bilim adamımız Ömer Aydın hocamız emekli olup Avrasya Tüneli'nin testleri yapılan cihazını bize hediye etti. Biz tüm işlemleri, altyapı işlemlerini başlattık. Şemsettin Terzioğlu Bey'den de rica ettik bu laboratuvarın kurulması için. O da elinden gelen her türlü gayreti göstererek laboratuvarın binasını, inşaatını yaptı. Ülkemizin deprem kuşağında olması artık sorun olmayacak. Biz depremleri önceden fark etme noktalarında çalışmalar yapacağız. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Mimişoğlu Mısır'da. Başkan Mimişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği ticaret heyeti toplantılarına katıldı. Başkan Mimişoğlu, Metropol TV'ye Mısır'dan bağlanarak izlenimlerini aktardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 52 kişilik bir heyetle buradayız. Sizin de bildiğiniz gibi Mısır bizim önemli ticaret partnerlerimizden bir tanesiydi. 2007 senesinde imzalanmış olan serbest seyahat anlaşmasından sonra birçok tekstil ve özellikle olmak üzere birçok farklı sektörde firmamız burada serbest bölgelerde yatırım yaptılar. Ve Mısır'ın özellikle Amerika pazarındaki vergisiz ihracatını değerlendirmek için buradaydılar. Bugün de burada öğrendiğimiz kadarıyla Mısır'ın ilk 10 ihracatçısından 5 tanesi, tekstil ihracatçısından 5 tanesi, Haziliğinde 5 tanesi, tekstil maddelerinde 4 tanesi Türk firmasıymış. Mısır ekonomisindeki yerimizi burada biraz daha öğrenmiş olduk. Malum 2013'ten sonra aramızdaki siyasi problemler nedeniyle biraz bir gerginlik yaşansa da ticaret gene de devam etti. Ticaretimiz hatta ticaret fazlası veriyorken şu an LNG nedeniyle ticari fazlamız dengelenmiş durumda. İhracatımızla ithalatımız hemen hemen denk. Fakat iyileşme sürecindeyiz şu anda. İlk bildiğiniz gibi Ocak ayında heyetler geldi gitti. Denizli'de doğal taş ve maden sektörünün sorunları ne? Evet, bu soruyu sevgili seyirciler, doğal taş ve maden sektörleri istişare toplantısına katılan Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu'su ve aynı zamanda Simersan Yönetim Kurulu'su olan Cemal Can Sirkeci'ye sorduk. Biz de çok memnunuz bu sektörün, bu sorunların Denizli'mizde paylaşılmasına. MAPEK Genel Müdürümüz gelecek, çeşitli maden sektör kurullarımızın başkanları gelecek, tüm MER yönetimimiz olarak buradayız. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur. Teşekkür ediyorum sizlere de. Peki efendim, ne sorunları anlatacağız? Sektörümüzün sorunları nedir? Üst makamlara neler aktarmak isteyeceksiniz? Çeşitli ruhsat sıkıntılarımız var, orman sıkıntılarımız var. MAPEK Genel Müdürlüğü ile olan bazı konularımız var. Bunları paylaşacağız. Merkez Bankası'nın müdahalesi yatırımcıyı ürkütüyor. Evet, bu sözler DETKİS Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kes'e ait. Evet, Osman Nuri Kes, Ağustos ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizini 1 puan indirmesini Metropol TV'ye yorumladı. Maalesef gerek Exim Bank konusunda gerek Reis Kont konusunda bankalarımız çok cömert ve sağlıklı bir sıcak yaklaşımda bulunmuyorlar. Firma seçiyorlar. İhtiyacı olandan ziyade bilançosu düzgün olan firmalara yöneliyorlar. Bilançosu düzgün olan firma zaten kredi ihtiyacı yok ama bankalar kendi sabıkalarını temiz tutabilmek adına ihtiyacı olandan ziyade ve gerçekten projeye ihtiyacı olup daha büyük hamleler yapabilecek firmadan ziyade bilançosu düzgün aynı müşterilere vermeyi tercih ediyorlar.
temel olarak niyeti olarak faizlerin düşürülmesi belki şu an için devletin ve ekonomi yönetiminin bu olayı ne kadar olması gerektiği şekliyle yorumlanabilse de maalesef piyasa şartları ve ortam buna müsait değil. Sevgili seyirciler, kameralarımızı şimdi Bozkurt'a çeviriyoruz. Bozkurt 2. Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali başlıyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli basınını Bozkurt'ta ağırladı ve festivalin ayrıntılarını anlattı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin sevgili mensuplarını bugün Bozkurt'ta ağırladık. Onlarla çok güzel vakitler geçirdik. Kısa da olsa küçük yaptıklarımızı anlattık. Yaptıklarımız aslında bir güne sığacak şeyler değil. Ama ben özellikle festivalimiz öncesi onları ağırlamaktan çok mutlu oldum. Ve festivalimize buradan sevgili gazeteci, emekçi arkadaşlarımız sayesinde tüm Denizli'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen tarihlerinizi ona göre ayarlayınız. Evet, ilçe turumuz sürüyor. Şimdi Baklan'dayız. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin tamamladığı ve bölgenin uzun yıllardır kanayan yarasına çözüm olan Baklan Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Gelecek anlamda çok çok önemli. Ve ileri biyolojik arıtmayla gerçekten böyle son teknolojili olması gereken şekilde bir arıtma tesisi. Modern bir arıtma tesisi ve dünya standartlarında olan bir tesis. Tabii bu arıtma tesisi olmadan önce ne yaptık? Baklan'da içme suyu hatlarını baştan aşağı değiştirdik mi? Kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik mi? Ve olması gereken yerlerde yağmur suyu yaptık mı? Yaptık. Giren su ve çıkan su aradaki farkı. Ha, aradaki farkı sadece rengi değil. Renkte öte fark var yani. İçerinde bir sürü olumsuzlar var. İnsan sağlığına zarar verecek şeyler var. Ve şimdi de Sarayköy ilçesine uzanıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknikle mücadeleye destek verdiği Sarayköy ilçesinde tarla günü yapıldı. Burada yaptığımız şey aslında çok şeye hizmet ediyor. İşte biz bu tür şeylere, desteklere biz işbirliği yapıyoruz. Ha, diğer türlü baktığımızda sizlere kimyasal ilaçlar, zehir dediğiniz ilaçları veririz, destek ettik, size bir maddi anlamda katkı sağladık deriz, işimizi yapmış gibi efendim başka işlerimize bakarız. Ama yeni bir başlangıç, yeni bir yürüyüşü gerçekleştirmemiz lazım. Çevre çok önemli ve çok kıymetli. Çok şükür. Biliyorsunuz Denizli Büyükşehir Belediye'miz çevre konusunda en üst seviyede hassas. Nerede çevreyle ilgili bir sıkıntı varsa çözüyoruz. Çevreye sıkıntı verecek iş ve işlemler içinde olmuyoruz. Ve bu ilk başlattığımız 2 yıl önce başlatmıştık. Dalga dalga yayılıyor. Sanırım Tepeköy'de 1000 dekar alanda bu uygulamayı yaptık. Şimdi de Çal'dayız. Çal ilçesinde 800 yılı aşkın zamandır düzenlenen geleneksel sudan koyun geçirme ve çoban bayramı bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle bu yıl düzenlenemeyecek. Ayrıntılar Çal Belediye Başkanı Fethi Akşam'da. Tarım Müdürlüğümüzün müdür bey ve personelleri geldi. Şap hastalığı görüldüğünü, bu konuyla ilgili aşağı seyitte herhangi bir etkinin yapılamayacağını, 10 kilometre çapında kuş uçuşu, 10 kilometre çapındaki bütün mahallelerimizde karantina altına alınacağı yönüyle ilgili. Biz de tabii buna saygıyla yaklaştık. Çünkü bu bizim için önemli olduğu kadar çoban kardeşlerimiz ve hayvan yetiştiricisi için çok önemli bir şey. Kimsenin de zarar görmesini istemediğimizden dolayı da üzülerek de olsa aşağı sudan koyun geçirme ve çoban bayramının etkinliklerini hem cumartesi hem pazar bölümünü komple iptal ettik. Bir festival haberiyle devam ediyoruz. Çivril'de gerçekleştirilecek Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali şu an bütün hazırlıkları tamamlandı sevgili seyirciler. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural 24. kez gerçekleştirilecek ve tam 4 gün sürecek festivale tüm denizlileri beklediklerini söyledi. Bu yıl coşkulu bir şekilde bir festival yaşatmak istiyoruz. Gerek Çivril'li hemşerilerimizi, gerek Denizli'li hemşerilerimizi, gerekse sizler aracılığıyla festivalimizi duyup gelmek isteyen bütün hemşerilerimizi festivalimize davet etmek istiyoruz. 30 Ağustos Çivril'in kurtuluşu, kurtuluş günü aynı zamanda.
Ve 30 Ağustos'ta festival tarihlerimizi yine birleştirdik geçmiş yıllarda olduğu gibi. Bu nedenle cumartesi, pazar, pazartesi ve salı gününe isabet etti. Geçmiş yıllarda hep perşembe, cuma, cumartesi, pazar olurdu ama biz artık salı, pazartesi, salı günü 30 Ağustos'la birlikte festivalimizin de finalini gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü Çivril'in düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yıl dönümü. 30 Ağustos 1922'de Çivril'in kurtuluşu gerçekleşiyor. Bir spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Deniz Spor'a büyük destek geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Deniz Spor'la 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Doğan Başkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki burada bu sponsorluğun anlamı aslında bizim için çok önemli. Çünkü bizim en kötü günümüzde kulübün şu anda sezon başında olmasına rağmen, zorlukta olmamıza rağmen böyle bir desteğimize gelmesi, Ulaşım AŞ olarak da başkanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bize yapılan bu destek belki Deniz Spor'un önünü açacak. Açtığına inanıyorum. Evet, iş dünyası ile ilgili bir haberle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bir düğün haberiyle Tefenli Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tefenli'nin kızı Tuğba Tefenli, Ferit Büke ile Kültür Sisi ve Anamon Otel'de düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Sevgili seyirciler, bir bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Metropol TV'den de ayrılmayın.